Evet, sizler ekranları başına, sizler de stüdyomuza hoş geldiniz. Sıcak paraya hoş geldiniz hanımlar beyler. Her zaman dediğimiz gibi sıcak parada para kazanmak çok kolay. Daha başında parayı kazanıyorsunuz ama onu korumak çok zor ve sıcak para başlıyor. Beş etap yarışmamız. Her etapta beş sorumuz var. İlk etapta 500 lirayı korumaya çalışacak yarışmacımız. İkinci etapta 2000 lirayı. Üçüncü etapta 7500 lirayı. Dördüncü etapta 15.000 lirayı. Beşinci etapta da 25.000 lirayı korumaya çalışacak. Ve her etapta bilmesi gereken soru adetleri yükselecek. Hanımlar beyler, çağıralım mı yarışmacımızı? Çağıralım. Ya duyamadım. Çağıralım mı? Evet. Ve hanımlar beyler, bugünkü yarışmacımız Altar Ercan. Altar, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Buyurun. Tanıyalım biraz seni Altar. Adım neler Altar. Yapıyorsun? Altar Ercan, İstanbul'dan katılıyorum. Garsonum ama şu anda işsizim. İş arıyorum. Ha. Kriz malum. Malum kriz, evet. Diyorsun. Birçoğumuzun başına geldiği gibi. Evet. Bana da kriz teğet geçti. Pek bakıyoruz. Teğet geçmemiş gibi geldi bana mı sana? Teğet. Bazen. Yani evet. Geçerken şöyle bir omuz attı herhalde. Evet, bir omuz attı. Bir omuz attı. Bir silkeledi, şimdi tekrar kalkmaya çalışıyor. Ne kadar zamandır işsiziz? 6 ay. 6 ay, bayağı olmuş ya. Bayağı oldu. Vallahi Altar'cığım, bizim bundan haberimiz vardı. 6 aydır senin işsiz olduğundan ve o yüzden dedik ki biz Altar'a bir 50 bin lira verelim. Bu 50 bin lira senin Altar. Teşekkür ederim. Ama alıp gitmiyorsun tabii. Almaya çalışacağız. Almaya çalışacaksın. Evet. Hayır, o 50 bin lira senin, sen onu korumaya çalışacaksın. Aslında ben onları senden almaya çalışacağım. Bizim ben de vermemeye böyle. Çalışacağım. Sen vermemeye çalışacaksın, evet. Verdiğin doğru cevaplarla birlikte. Umarım. Az önce de anlattım. 500, 2000, 7500, 15.000 ve 25.000 liralık etaplarımız var. Hı hı. İlk etabımız 500 lira. Yani 500 lirayı korumak için yarışacaksın. 5 tane sorumuz gelecek. 5 evet. Tane kelimemiz gelecek. Bu kelimeler soruların içinden seçilmiş kelimeler. Hı hı. Hangisi sana sıcak geliyorsa, hangisinde daha bilgiliyimdir diye düşünüyorsan o kelimeleri söyleyeceksin. Hı hı. Ve o kelimeyle ilgili biz sana soruyu soracağız. Evet. Anlaştık mı? Anlaştık. Gayet basit. Çok basit. O zaman diyorum ama ilk kelimelerimiz gelsin. Birinci etap başlıyorumlar beyler. Evet, ilk kelimelerimiz Altar. Çini, kapı, yoğurt, karma, cep. Neler ifade ediyor sence bunlar sana? İlk etapta tek bir soruya cevap verirsen 500 lirayı korumuş olacaksın. Ha, ama bilemezsen ikinci soruya geçeceğiz. Ben paranın bir kısmını alacağım. O zaman kapı diyelim mi? Kapı. Peki o zaman. Kapı kelimesinin sorusu gelsin hanımlar beyler. Bakalım kapı ile ilgili nasıl bir soru gelecek? Evet, ilk sorumuz. Hangisi Türkiye, Yunanistan arasındaki sınır kapılarından birisi değildir? Şıklarımızı görelim. A. İpsala. B. Kapıkule. C. Karaağaç. D. Uzun Köprü. Birisi değildir. Sanırım hepsi aynı bölgede ama Yunanistan'la 3 tane birden sınır kapımız var mı onu bilmiyorum. Biliyor musun, hiç çıktın mı yurt dışına oralardan? Çıkmadım ama takip ettiğim kadarıyla sanırım Kapıkule Bulgaristan'la, İpsala Karaağaç Yunanistan'la, Uzun Köprü'yü bilmiyorum. B Kapıkule diyelim mi? Vallahi ben kafadan da bir takım paralarını almak istemem. Onu da söylüyorum. Kapıkule diyorum. Kapıkule diyorsun. Evet. Emin misin, son kararın mı? Var mısın yok musun? Hakan Bey, slogan yok ya, o yüzden arkadaşlardan eminim. Son kararım, diğeri neydi? Bir de varsın. Varım ya. Kapıkule diyorsun. Evet, B Kapıkule. Evet, hangisi Türkiye Yunanistan arasındaki sınır kapılarından birisi değildir sorusuna Altar B Kapıkule cevabını verdi. Bakalım doğru mu yanlış mı? Allah'ım. Kapıkule. Bravo. Teşekkür ederim.
İnşallah Kapıkule'den bir gün çıkarken şu 500 lirayı koruduğun aklına gelir. 49.500'ü korumaya çalışacaksın şu andan itibaren. Evet. İkinci etap için hazır mıyız? Hazırım. O zaman ikinci etabın kelimeleri gelsin bakalım. Altar. Kelimelerimiz kimya, menteşe, kazan, bereket, kuş. Kimya diyeyim ya. Kimya. Evet. O zaman kimya kelimesinin sorusu geliyor altar için. Bakalım neymiş? Okulda var mıydı kimya dersi, görüyor muydun? Görüyorduk. İyi miydi? İşte. Ha, ne? Tam okulda da gördüğün ders geldi sana. Evet. Hadi vallahi çok şanslısın. Çok şanslıyım. Kimya Hatun adlı romanın yazarı kimdir? Şıklarımızı görelim. A. Saide Kutz. B. Galet Hosseyin. C. Sadık Hidayet. D. Şirin Ebadi. Hepsi de tanıdık geliyor değil mi? Çok. Çok tabii. Bayağı da okumuşluğum var bazılarının. Kaylet zaten. Bildiğimiz Kaylet yani. Evet. Kimya Hatun. Kimya Hatun. Türkçe ismi mi acaba Kimya Hatun? Anlamadım. Türkçe ismi mi acaba Kimya Hatun? Kimya Hatun. Hem yabancı belki de yabancı mi olabilir bir... acaba? Evet. Hani sana bir kıyak yapayım hadi. Türkçe isim, Türkçe. Öyle mi? Tabii. Ne çağrıştırıyor sana Kimya Hatun? Hiçbir şey. Vay, hatunda bir sanki fizik var falan hatunun gibi. Hatunun adı kimyaymış gibi bir şey. Yani çok öyle... Sen kızın olursa adına Kimya Hatun koyabilir misin? Kimya koyar mısın ismini? Şu dönemde koymam ama geçmiş dönemde belki koyulmuştur. Olabilir. Herhalde Sadık burada Hidayet. Tamamen sallayacağız gibi geliyor. Öyle ben de geliyor. Ben de senden surattan onu anlıyorum yani. Hani böyle ben bir... de sizden bir işaret bekliyorum. Hani belki bir şey söylersiniz. Bir şey. Ha. O zaman ben sana yardım edeyim mi ya? İster misin? Etseniz mi? Edeyim. Bir soru daha var. B'yi attım gitti. Ya bu yardım A Kimya Hatun bile yapmaz. A mı C mi D mi? C mi D mi? Bilmem. D bir şey. Sallıyorum. D. Salladığım belli oluyor zaten. Sallıyorum. Şirin Ebadi. Şirin Ebadi. Hiç tanımıyorum. Bilmiyorum. Birazdan tanışacaksın kendisiyle. Duymadım. D mi dedik? D dedim. Kimya Hatun adlı romanın yazarı kimdir sorusuna? Altar kardeşimiz D. Şirin Ebadi yanıtını verdi. Bakalım doğru mu yanlış mı? Gidebilir. Belki de doğrudur. Geliyor. Şuradaki sıfırın devam etmesi. Geliyor. Aa! Saide Kutz. Ya Şirin evet. Ebadi değilmiş. Sana çok güzel bir haberim var biliyor musun Altan? Ne? Çok sevineceksin benim adıma ama. 1.000 liranı alıyorum. Kaç para kaldı? 1.000 lira kaldı. Olur mu ya, burada daha bu kadar para var, bunlar senin. Bak. Şu anda bu etapta 1.000 liran mı kaldı? Bu etapta 1.000 liran kaldı. Her evet. Yanlış cevabında ufak ufak alacağım o paraları. Ay sanki cebinden alıyorum. Zaten ben koydum bu paraları. Niye o kadar kötü bakıyorsun olsun, bana? Olsun, şu anda benim. Olsun ama korumaya çalışıyorum. 1.000 lirası benim. Şöyle koyayım da 1.000 liramı. Allah bereket versin. Ve bakalım kimde ne kadar para kaldı, ben ne kadar kazandım. Şöyle bir ekrana gelsin. 9.000. Ya. Bak. Altar Ercan, sende şu anda daha hala 49.000 lira mevcut. Oysa ben... Bu durduğum yerde 1.000 lira kazandım. Hem de soruları sorarak. Senin yanlış verdiğin cevaplardan dolayı. Hala 49.000'im var. Hala 49.000'im var. 1.000 lira da sizin için iyi bir miktar. Güzel, ama ben 49.000 alıp... Allah bereket versin. Giderim belki. O zaman diğer kelimeler gelsin bakalım.
Gelsin. İki tane doğru cevap verecek misin? Kimyayı attık zaten, bitti. Menteşe, kazan, bereket, kuş. 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 Neden kuş? Bilmem. Var mı kuş dalların, iyi mi? Kuş. Belgesel çok seyrederim. Kuş belgeseli. Belki gerçekten kelime anlamıysa öyle bir şey çıkar. Deyim de çıkabilir. Ne çıkarsa çıksın. Kuş. Ne çıkarsa çıksın bahtımıza diyorsun. Evet. O zaman altar için kuş kelimesinin sorusu geliyor hanımlar beyler. Kuş iyidir ya. Kuş iyidir tabii tabii. Kuş en güzeli. Ha. Ya. Gene kuş işte, kuş bakıyor oradan. Bir yerin kuş bakışı görüntüsünün ölçeksiz biçimde çizimine ne denir? Şıklarımız gelsin. Bakalım ne deniyormuş. A. Harita. B. Pafta. C. Kroki. D. Peyzaj. Kuş bakışı görüntüsünün ölçeksiz çiziminde, evet, biçiminde çizimine. Peyzaj denmez. Harita, B. Pafta, C. Kroki, D. Peyzaj. Harita mı, kroki mi? Harita mı, kroki mi? Pafta mı, peyzaj mı? Peyzaj değil Hakan Bey'e. Hadi peyzaj değil ya, tamam. Değil, değil. Seni mi kıracağım Altar? Pafta'da... Pafta'da haritanın... kaç gün çalışıyorsun sen? Yani... Pafta'da hiç çalışmıyorum ama... Pafta şey değil mi? Haritanın, haritadaki belli bir bölgenin işte bölgelere ayrılmış, daha küçük bölgelere ayrılmış. Altarcığım, istersen doğru cevabı söyleyeyim ben. Ya da bir hesap numarası ver, paraları yollayalım sana. Valla iyi olur ama. Açıklamayı ancak sorunun yanıtını aldıktan sonra yapabiliriz. Ölçeksiz. Harita. Harita. Ölçeksizse harita. Ölçeksizse harita tabii canım. Ölçeksizse kroki. Kroki. Ölçeksiz harita olur mu hocam? Kroki. Kroki mi diyorsun? Evet. İyi. Evet. Bir yerin kuş bakışı görüntüsünden ölçeksiz biçimde çizimine ne denir? Sorusuna Altar C. Kroki yanıtını verdi. Bakalım doğru mu yanlış mı? Az kalsın harita diyordum ben. Ya. Kroki. 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 Ölçeksiz, elinde hiçbir, evet, uzunluk ölçüsü ya da metraj bilgisi olmadan çizilen kroki deniyor. Hatta bir yer tarif ederken bile, hatta biz ona bile ya bir krokisini çizsene, evet, deriz yani. Kuş son kuşu anda, görmeyiz ama, son ama anda yani. Harita birebir ölçeklidir, bunu biliyorsun. Evet. Evet, şu anda kalan o 1000 lirayı hala koruyorsun. Evet. 2000 liranın 1000 lirasını. Ama bir soru daha mı? Bir soruya daha yanıt vermen lazım be Altar. Senin buradan para kazanıp gitmeni istiyorum ben. İnan bana. Teşekkür ederim. O zaman diğer kelimeler gelsin. Hadi be Altar'ım be. Hadi be Altar be. Kimya, kuş, gitti. Menteşe, kazan, bereket. 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 Siftah senden, bereket Allah'tan, evet, mı diyorsun? Bereket kelimesinin sorusu geliyor Altar için. Neden bereket? Neden bereket? Hı. Hı. Ünlü haberci Mithat Bereket hangi spor dalında milli takıma seçilmiştir? Şıklarımızı görelim. A. Voleybol. B. Eskrim. C. Handbol. D. Basketbol. Mithat Bereket'i tanıyorsun herhalde. Tanıyorum. Yani birebir tanışmadık ama ekranlardan görüyorum. Pek bir eskrimci tipi yok. Eskrimcinin tipini bana tarif eder misin? Yani hani tipsiz mi oluyorlar da o yüzden maske takıyorlar, Mithat korktukları Bereket, için mi? Hatırladığım kadarıyla biraz yapılı, cüsseli birisi. Halterci. Ama halter seçeneği yok. Eskrim olamaz diye düşünüyorum. Yani eskrimde olabilir ufak hani, insanlar mı yapar diyorsun? Daha çevik. Daha çevik. Sen şimdi Mithat Bereket'i hantal mı demek hani, istiyorsun? Hani onu söyleyecektim. Belki çeviktir ama eskrimle bağdaştıramadım nedense. Hem zeki hem çevik adam. Olabilir. Ve alaklı. Uzun boyundan dolayı acaba voleybol ya da basketbol mudur
D basketbol. Bu kadar da eminim diyorsun. Emin değilim ama sanki öyle hatırlıyorum. Öyle hatırlıyorum. D basketbol diye hatırlıyorum. Sen Mithat Bereket'i şimdi basketçi yaptın. Kızmasın ama. Kızmaz ya. Kızabilir. Basketbolda milli takıma seçildiğimi bile layık görmüş diyebilir. Ama basketbolcular ve voleybolcular arasında biliyorsun bir şey var, sürtüşme var. Voleybolcular basketçileri sevmez, basketçiler de voleybolcuları sevmez. Onlar ne güzel derler, oradan fileden fileye spor atıyorsun. Spor dostluk ve kardeşliktir, ben basketbol diyorum. Bu kadar da eminim diyorsun. Evet. Yani. De basketbol diyorsun. Son kararın. Son kararım. Hem varsın. Hem varım. Hem de eminsin. Hem de eminim. Ünlü haberci Mithat Bereket hangi spor dalında milli takıma seçilmiştir sorusuna Altar de basketbol cevabını verdi. Bakalım doğru mu yanlış mı? Sanırım 49 bin hala bende. De basketbol. Mithat Bereket eski sporcularımızdan hem de şu anda çok başarılı hem gazeteci hem haberci hem de çok iyi bir televizyoncu belgeselleriyle bizim ufkumuzu aydınlatmaya çalışıyor. Ben bunu sanırım bir televizyon programında duymuşum. Ya da bir röportajda okumuşsundur. Evet. İyi ki de bak aklına tutmuşsun bu soruyu ve 2000 liranın o 1000 lirasını da korudun. Hala 49 bin lirasın, ben 1000 lirayım. Ama benim ufak paralarda işim yok. Ben biraz hırslı bir adamım. Diğer ben de hırsızım. Sen de hırsızsın. Evet. Tamam. Şimdi o zaman hırsını daha yükseltelim. Üçüncü etaba geçiyoruz ve 7500 lirayı korumak için yarışacaksın. Ve üçüncü etabın kelimeleri geliyor. İyi rakam. Ve sana çok güzel bir haberim var. Eminim buna çok sevineceksin. Üç tane doğru soruya cevap vermek zorundasın. Üç. Her etapta yükseliyor. Aa, ne güzel vallahi. Al parayı git. Altar. Altar. Altar, evet. Altar. Nesne, ayı, liman, sırık, hemşire. Hangisi sana daha yakın? Hiçbiri ayı yakın deme değil. Sakın. Ayı ne ayı çıkar acaba? Belki bir şey ayı çıkar. Nesne, liman. Liman. Çok sırık. Yorgunum, beni o limana çıkartamazsın dedi. Sırık, hemşire. Ben... Sırık diyeceğim. Sırık. Liman seçmek istemiyorum. Belki yine bir şiir sorusu falan gelir. Olabilir. Bizden kork. Her an her şey olabilir. Sırık mı diyorsun Altar? Sırık değil. Ve Altar için sırık kelimesinin sorusu geliyor. Sırıkla uzun atlamada erkekler dünya rekoru hangi sporcuya aittir? Gerçekten... Bilebileceğin ve çok kolay cevaplayacağın bir soru geldi. Sırık da atlamada da erkekler... Şıklar sana doğru yolu gösterecektir Altar, eminim. Ve şıklarımız geliyor. Oh oh oh. Toby Stevenson. B. Sergey Bubka. C. Dimitri Markov. D. Maxim Tarasov. Bunlar her gün karşılaştığımız arkadaşlar zaten. Evet. Hep sırıkla dolaşıyorlar biliyorsun. İstiklalde. Hani sanırım olur da bu, bir atlarım bir yerden diye. Bu arkadaşlardan üçü Rus sanırım ya da... Ruslarla aramız iyi herhalde, çok iyi tanıyoruz Rusları. Soyadları ve adları sanki Rusmuş gibi geliyor. Sergey Bubka. Sergey Bubka. Evet. Neden Sergey? Eğer son rekoru geçilmediyse birkaç tane birden rekoru var diye biliyorum. Sergey Bubka'nın. Evet. Peş peşe kendi rekorlarını da yenilediğini hatırlıyordum. Bunu sallamıyoruz ama değil mi? Yok sallamıyorum. Ama son olimpiyatları ve bu şampiyonayı seyretmemiştim. Evet. O da katılamamıştı sanırım. Onun yerine başka biri belki Toby Stevenson da olabilir. Geçmiş olabilir. Ama Sergey Bubka diyorum. Sırıkla uzun atlamada erkekler dünya rekoru hangi sporcuya aittir sorusuna Altar Ercan B. Sergey Bubka yanıtını verdi. Bakalım doğru mu yanlış mı? Büyük bir ihtimalle doğru.
Sergey Bubka. Ve Sergey Bubka. Takip ediyor musun olimpiyatları? Mümkün olduğunca. Sporlar iyidir. Sporlar iyidir. Yaparken değil, izlerken. Seyretmesi daha güzel. İyi, güzel. Geçti mi geçemedi mi? Kalan kelimelerimiz gelsin bakalım neler var. Sergey Bubka'yı eledik. Evet, sırrı bildin. Nesne, ayı, liman, hemşire. Limanı hala seçmeme taraftarıyım. Bu sefer ayı diyorum. Bu sefer bana mı ayı diyorsun yoksa hani... Yok, ayı. Panele doğru ayı diyorum. Neden ayı hocam? Var mı ayı? Bilmiyorum. Yine tamam. Oradan belki bilebileceğim bir şey çıkar. Evet. Ve ayı kelimesinin sorusu geliyor Altar için. Nesne, limon, hemşire. Hemşire. Evet. Ödülleri altın ve gümüş ayı olan film festivali hangisidir? Şıklarımız gelsin. A. Venedik. B. Berlin. C. Cannes. D. Londra. Yabancı olduğum bir yer. Ben bunu atacağım sanırım. At at. Ne diyeyim? D. Vallahi senin atışın önemli yani. D. D. Londra mı? Londra'ya. Londra. Ödülleri altın ve gümüş ayı olan film festivali hangisidir sorusuna Altar Ercan D. Londra yanıtını verdi. Bakalım doğru mu yanlış mı? Şans mı? Aa, kim o aa dedi? Ay ne o ödümü kopardınız? Aa. Ay ayılar Berlin'deymiş dedi. Berlin Film Festivali, Altın Ayı. Berlin'in hatta sembolü Fatih ayı mıymış Akın'ın hocam? Orada birçok ödülü vardır. Duvara karşı ve evet. Birkaç filmiyle birlikte. Ne yazık ki. Kaç para gitti? Bak ben sana kaç para gitti hemen söyleyeyim. 3250 liranı aldım. Ya. Ya Altar 3250 bana geçti. Evet Altar'cığım paramızı aldık. Bakalım sende ne kadar kaldı? Ne kadarını korudun? Yeterince var. Göreceğiz. Aa 45.750 lira kalmış sende. Bende de 4250 olmuş. Hala bir şeyler yapabilecek kadar çok. İyi. Bakalım neler yapacaksın ve kalan kelimeler gelsin. Bu etapta sırrı bildin, ayıyı bilemedin. Nesne, liman ve hemşire kaldı. Atıyorum. At. Hemşire. Hemşire. Neden hemşire? Yakın geldi. Yakın geldi. Evet. Doktor muyuz? Hayır. Hayır. O zaman hemşire kelimesinin sorusu geliyor Altar için. Bakalım neymiş? Birbirinin hemşiresi iki kadının kocalarına ne ad verilir? Seçeneklerimiz gelsin. Birbirinin hemşiresi iki kadının. İki kadının kocalarına ne ad verilir? A. Güvey. B. Baldız. C. Enişte. D. Bacanak. Hemşire kız kardeş anlamında kullanılıyor herhalde burada. Mı? Evet. Bilmem yani hemşire, hastanedeki hemşire de olabilir. Bacanak diyelim ya. Olsun. Belki baca, evet baca temizliyorlardır. Tabii. İki kız kardeş evlendi mi? Kocanın eşi bir bacacı. Enişte. Enişte ya. Enişte. 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 C enişte diyorsun. Enişte diyorum. C enişte. Birbirinin hemşiresi iki kadının kocalarına ne ad verilir? Sorusuna Altar Ercan C enişte cevabını verdi. Bakalım doğru mu yanlış mı? Enişte. Hay Allah bacacı değilmiş bunlar ya. Ya ben ne adi bir adamım. Nasıl kandırdım seni ya. Bacanak da be abi. Hatta derler ya vay bacanak ne haber? Oo bacanak hoş geldin. O zaman hemşire gerçekten kız kardeşmiş. Kız kardeş tabii hemşire.
Üzgünüm. Çünkü benim de para ihtiyacım var. Böyle oyunlar yapabilirim. Kaç bana para güvenme gitti? Dedim. Göreceksin şimdi. 1750 lira gitti. Bak. Olsun, daha var. Bir sürü param var. Var var, koruyacaksın onları. Sen koruyacağım, merak etme. Koruyacağım. Tamam. Bakalım rakamları görelim. Sende kaç lira kaldı? Bana kaç lira geçti? 44 bin liran kaldı. Paranın hiç değeri yok be Altar. Nasıl eriyip gidiyor? İyi para. 44 bin lira güzel para. Ben de durup dururken attığım bir yalandan dolayı 6 bin lira oldu benimki de. Bacanak. Bana güvenme ama çok önemli noktalarda da güven. Her an her şeyi yapabilirim. Kalan kelimeler gelsin. Şimdi nesne, burada... liman. Ayı ile hemşireyi bilemedik, sırrı bildin. Nesne ile liman kaldı. Seni limana çıkartacağım biliyorsun. Sen istemesen de. Çünkü şu iki soruya da doğru cevap vermek zorundasın. Mecbur liman. Mecbur liman. O zaman liman kelimesinin sorusu geliyor. Eğer bu soruya yanlış cevap verirsen zaten etabı kaybetmiş oluyorsun. Ama bir soru daha soracağız. Aha. 1892 yılında İngiliz liman işçileri tarafından kurulan futbol takımı hangisidir? Futbolla ilgileniyorsan belki de İlgileniyorum da bu kadar eskisiyle değil. Şu anda 1890. Hala o takım var, merak etme. Evet, şıklarımız geliyor. Liman işçileri. A. Liverpool. B. Everton. C. Arsenal. D. Aston Villa. 1892. 1892 yılında İngiliz liman işçileri tarafından kurulan futbol takımı hangisidir? A. Liverpool. B. Everton. C. Arsenal. D. Aston Villa. A. Liverpool. A. Liverpool. Nereden Liverpool? Daha sıcak geliyor. Sanki böyle gerçekten taraftarıyla da bütünleşen bir takım. Liman işçileri öyle mi olur diyorsun? Ben ne bileyim, hani işçi kesimidir. Emekçidir. Takımına sahip çıkıyordur. Bir de Beşiktaş'ın çarşısı gibi mi yani mesela? Evet. Da çarşı evet. Esnafı mı? Evet. A. Liverpool diyorum ben. 1892 yılında İngiliz liman işçileri tarafından kurulan futbol takımı hangisidir sorusuna? Altar kardeşimiz A. Liverpool cevabını verdi. Bakalım doğru mu yanlış mı? Beşiktaş'ın çarşısı İngiltere'nin Liverpool. Beşiktaş'ın çarşısı Liverpool'un liman işçileri. Evet. İtalya'nın da Livorno'su var. Futbollarımız iyi. İyi. İyi, spor. Güzel. Spor. Spor olsun. Ne güzel. Hep spordan gelse sana sorular kesin. Evet. Eğer doğruysa. Aa, Liverpool, bravo. Tebrik ederim. Hala param var. Hala 44 bin lirayı şu anda koruyorsun. Ve diğer kelimeler geliyor. Ama bir soru daha bilmem gerekiyor. Doğru maalesef, mu? Maalesef. Ve sadece... Nesne kaldı. Ne diyelim, nesne diyelim. Nesne diyeceksin. Ayı hemşire bilemedik, liman sırık bildik. Ve nesne kelimesinin sorusu geliyor. Altar için. Nesne. Nesne. Anne. Annesi için çiçek topladı. Cümlesinin nesnesi hangisidir? Şıkların arasında vardır herhalde. Vallahi inşallah şıkların arasına koymuşlardır. Belki tamamen sallaman da gerekebilir. Evet, şıklarımızı görelim. Annesi. A. Annesi. B. için. C. çiçek. D. topladı. C. çiçek. C. çiçek diyorsun. Evet. Ama o... Evet. C. çiçek. D. C. çiçek. Evet. Eminiz yani. Eminim. Annesi için çiçek topladı. Cümlenin nesnesi hangisidir? C. Bunu da bilemezsem Hakan Bey. Ayıp diyorsun yani. Ayıp yani. O zaman annesi için çiçek topladı cümlesinin nesnesi hangisidir sorusuna Altar Ercan C. çiçek yanıtını çiçek. Verdi. Bakalım doğru mu yanlış mı? Çiçek gibi bir soru ve bildin. Bravo. Evet, üçüncü etabımız sona erdi ve bu etap sonunda bakalım neler kalmış, neler gitmiş. 44 bin lira sen hala koruyorsun ve ben hala 6 bin liradayım.
Ama ben sana ne dedim? Bana büyük paralar lazım. Ve hanımlar beyler, dördüncü etaba geçiyoruz. 15 bin lirayı korumak için yarışacak Altar. Sizin de bayağı yükselmiş, 6 bin lira. Ya. Çok almışsınız yani. Ben evet, durup dururken yani yarım saatte 6 bin lira güzel. Sen kafadan 50 bin lira kazandın yani. Şükretmiyorsun. Şimdi 15 bin lirayı koruman lazım. Tabii 15 ki. Bin. Buna da dördüncü etapta 4 soruya da doğru cevap vermen gerekiyor. 4 soru. Maalesef. Parayı koruyacaksın. Zor. Zor iş. 4 soru. Zor ama yapılmayacak bir şey değil. Bence de yapılmayacak bir şey değil. Ve kelimeler geliyor dördüncü etabın. Evliya, ego, kıraç, devir ve İstanbul. İstanbul olsun. İstanbul olsun. Evet. O zaman İstanbul kelimesinin sorusu geliyor Altar için. Bakalım neymiş? İstanbul. Evet, sporların iyi, bak gene seninle ilgili bilebileceğim bir soru geldi. 2009-2010 sezonda Süper Lig'de kaç İstanbul takımı mücadele etmektedir? 2009-2010 sezonunda Süper Lig'de kaç İstanbul takımı mücadele etmektedir? Şıklarımız geliyor. A3, B4, C5, D6. Sen Liverpool'u bilen adamsın ya. Sayıyorum. Sen Liverpool'u bilen adamsın. Üç büyükler kafadan. Büyükşehir Belediye 4. Ben futbolla pek aram yok, açık söyleyeyim. Bu konuda sesi pek yardımcı olamayacağım. 3. Büyükşehir Belediye 4. Evet. Heyecanlandım. Gelmiyor gerisi. Başkaları yok ki zaten. 4. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Büyükşehir Belediyesi. B4. B4 diyorsun. Evet. 2009-2010 sezonunda Süper Lig'de kaç İstanbul takımı mücadele etmektedir sorusuna B 4 cevabını verdi, evet. Altar. Bakalım kaçmış. 4. Aha. Aha. 5'miş. 5. ne? Hemen söyleyin bana. Kasımpaşa abi. Ya, Kasımpaşa'yı sen niye saymıyorsun İstanbul'dan? Sonradan geldi aklıma. Ya. Kasımpaşa. Başbakanımızın yeri. Maalesef. Bak, bu seferki çok acılı olacak. Niye biliyor musun? Çünkü 15 bin lirayı koruyordun ya, 7500'ünü birden alıyorum. Bak bak, Kasımpaşa'yı çok seviyorum bu ya. Bu çok acı Lig'de oldu. Lig'de başarılar diliyorum ya. Bu çok acı oldu. Çok acı oldu. Senin bar sandalyeleri gitti, söyleyeyim ben sana. 7500 lira benim. Bakalım sende ne kaldı, bende ne oldu? Duydun mu sesleri çıkır çıkır? 36.500 liraya düştün ve ben 13.500 lira oldum. Ben sana en başta söyledim, benim ufak paralarla işim yok. Evet, kalan kelimeler gelsin. Bakalım neymiş? İstanbul'u eledik ve evliya, ego, kıraç ve devir kaldı. Dördünü de bileceğim. Kıraç. Sen Liverpool'u bilmiş adamsın Altar. Kıraç. Kıraç. Evet, kıraç kelimesinin sorusu geliyor. Sanatçı kıraç mı, İstanbul kıraç mı? Ne bu? Aha. Kıraç beldesi hangi ilimize bağlıdır? İstanbul. Işıkları görelim bakalım, İstanbul var mı? İstanbul. A. Kırklareli. B. İstanbul. C. Tekirdağ. D. Edirne. B. İstanbul. Manisa'da Ortaköy var mesela. He? Manisa'da Ortaköy. Yani ben giderken görüyorum. Bu kıraç İstanbul çıkışında ya. Acaba İstanbul'a mı bağlı? B. İstanbul. Kıraç beldesi hangi ilimize bağlıdır sorumuza? Altar. B. İstanbul cevabını verdi. Bakalım doğru mu yanlış mı? İstanbul'dur ya. İstanbul'dur ya, tabii. Ama İstanbul, bir de İstanbul. Kırklar eli çıkarsa o kıraca sokmazlar seni hocam. Bakalım öyle mi? İstanbul. Gerçekten de tam İstanbul'un çıkışında. Ama İstanbul'a bağlı kıraç beldesi. Tebrik ediyorum ama seni. Ama İstanbul değil, bayağı uzak ya.
Artık İstanbul çok büyüdü hocam. Yakında tüm Türkiye İstanbul olacak, haberin var mı? Olabilir. Tabii. Evet, hala aynı şekilde koruyorsun paranı ve kalan kelimeler geliyor altar için. Bakalım neler kalmış. 36.500. Kıracı bildik, İstanbul'u bilemedin. Evliya, ego, devir. Devir. Ego en sona kalsın. Devir diyorum. Devir. Devir kelimesinin sorusu geliyor Altar Ercan için. Devir. Çok basit. Çok bilebileceğim bir konu. Ne? Dakikadaki devir sayısını ifade eden kısaltma hangisidir? Şıklarımız gelsin. A. RPM, B. KMH, C. ASR, D. MPH. Her gün günlük kullandığımız kelimeler, biliyorsunuz çocuklar. Evet. Devrimizi ölçerken. Atsam mı? At be. C. C, ASR mi diyorsun? O da çok atmasyon geldi ya. Ama C. O da çok atmasyon. Ne bileyim. Hepsi ASR. Atmasyon zaten. Her şimdi. Şey çok yani yabancı. Yani sen atacaksın mutlaka birini. Sanki bana C. Öyle geliyor. C mi? C ya. Dakikadaki devir sayısını ifade eden kısaltma hangisidir sorumuza? Altar Ercan, C, ASR cevabını verdi. Bakalım doğru mu yanlış mı? Parayı koruyacak mı? Yoksa kalan 7500 lirayı da ben alacak mıyım? Gerim gerimden sonra bunu öğreneceğiz. Kalbim çok fazla atıyor. Atmasın atmasın, rahat ol. RPM neymiş? RPM, RPM. RPM deniyormuş demek ki buna. RPM ne biliyor musun? RPM devre hesaplayabilir ama benim için RPM 7500 lira demek hocam. Bak. Komple boşaldı orası. Ay yazık. Komple boşaldı. Ama olsun. Olsun. 7500 lira. Güzel çok para gitti. Aldım. Çok ya. Para gitti. Bakalım ne olmuş paralarımız. Bir görelim bakalım. Bakalım. 29 bin liraya düştün. Şu anda 50 bin lira sadece 21 bin lira mı aldınız? Ve ben 21 bin lira aldım. Çok güzel değil mi? Masalar, sandalyeler teker teker gidiyor. Vallahi şu anda var ya, dekor ve karton PR için para kaldı. Onu da alırsam bence sen evde oturmaya devam edeceksin. Ya da bir süre iş bulana kadar o para seni idare edecek. Bence parayı idareli kullan. Burada ve ne kadar var? Orada ne kadar var? 25 bin lira için yarışacaksın ya. Final etabı. Ve final etabında 25 bin lirayı korumak için yarışıyor Altar. Ve final etabının kelimeleri geliyor. Çok daha güzel bir haberim var benim sana Altar. 5 sorunun 5'ine de doğru yanıtmak zorundasın. Evet, bu iyi oldu. Bu çok iyi. Seni rahatlattı değil mi? Evet. Süper, tamam. Atom, rüzgar, adli, temsil, cem. Kaçınılmaz son. Hepsini beraber bilmem gerekiyor. Hepsini birden söyle, şöyle ortaya bir karışık. Ortadakini seçeyim o zaman. Adli. Adli. Evet. O zaman adli kelimesinin sorusu geliyor Altar için. Altar, burada sana yardım edeceğim. Güvenebilir miyim? Ben sana güven diyorum. Hangi padişah adli mahlasıyla divan şiirleri yazmıştır? Şıklarımız gelsin. A. 3. Selim, B. 2. Beyazıt, C. 1. Murat, D. 2. Selim. Bunların gerçekten, bu padişahların hepsi şiir yazmış ki. Evet. Evet. D. 2. Selim. İstanbul Adliyesi nerede? Sultanahmet'te. Neresi yakın oraya? Beyazıt yakın. Ya yani bu kadar da daha yani daha ne yapayım? Birinci Beyazıt mı, ikinci Beyazıt? Birinci Beyazıt var mı burada oğlum? İkinci Beyazıt. Sen yoksa senden birinci Beyazıt da mı yazıyor? Beyazıt yakın da. Lale ya yakın. Ya yanıltmaya çalışıyorsunuz? Ama sen de beni iyice ne kötü adam kıvamına soktun ya. Bu kadar kötü adam mıyım ben? Estağfurullah. B2. Beyazıt. B2. Beyazıt dedi. Bakalım hangi padişah adli mahlasıyla divan şiirleri yazmıştır sorusuna. B2. Beyazıt cevabını verdi. Altar, bakalım doğru mu yanlış mı?
Adın çıkmasın bir kere kötüye ya. Ya. Ya vallahi. Bravo be, ikinci Beyazıt. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ne demek? Ne demek Altar'cığım? Bu kadar gelmişiz, yarışmışız. Lütfen. Olur mu öyle şey? Hemen kalan kelimeler gelsin. Atom, rüzgar, temsil Cem. Rüzgar. Rüzgar. Evet. Penceremi havalandıran rüzgar. Rüzgar kelimesinin sorusu geliyor Altar'ım. Bakalım neymiş? 29 bin lira mı? 29 bin lira, iyi para. Rüzgar gibi geçti filminin yönetmeni kimdir? İzledin mi? İzledim ama Clark pek Gable'ın hatırlayamıyorum şu anda. Bakalım şıklarımızda neymiş? Rüzgar A. Victor gibi. Fleming, B. Charles Russell, C. George Lucas, D. Steven Spielberg. Rüzgar gibi geçti, çok eski bir film diye hatırlıyorum. Belki cover'ı yapılmış olabilir son zamanlarda. Aşk filmlerine gider misin? Hayır. Keşke gitseydin. Evet. C. George Lucas diyeceğim ben. Rüzgar gibi geçti filminin yönetmeni kimdir sorumuza? Altar Ercan. C. George Lucas cevabını verdi. Bakalım doğru mu yanlış mı final etabında? Doğruysa devam edecek, yanlışsa bugünü noktalayacağız ve kalan 25 bin lirayı ben alacağım. Victor Fleming'miş. C. George Lucas değilmiş ya. George Lucas Star Wars filmlerinin yönetmeni, evet, hem de yazarı. Kısa film deneyleri vardı ama ilk uzun metrajlı filmi THX, hatta THX adında ses sistemi bile çıkarttı. Hani benim filmlerim THX olsun dedi. Ama A ve B'nin yönetmen olduğunu bile bilmiyordum. Keşke olsun ama bu senin onları bilmemen bana ne kadar kazandırdı biliyor musun? 25. 25 bin lira. Çok güzel para. Çok teşekkür ediyorum ya. Vallahi. Rica ederim. Victor Fleming'e hayranım. Ve Rüzgar gibi geçti de sadece bir kere çekildi. Cover'ı yapılmadı. Yani uyarlaması bir daha yapılmadı. Orada da ben seni yanıltmak istedim. Ama sen zaten o cevabı vermeyecektin, evet, herhalde. Vermeyecek. George Lucas daha celebrity bir isim olarak geldi, evet, kulağına. Ve George Lucas dedim ve bu bana 25 bin lirayı geri aldırdı. Bakalım... Yarışmanın sonunda sende ne kadar para kaldı? Ben ne kadar para kazandım? Altar Ercan, 4000 lirayla bu akşam ya da bugün veda ediyorsun buradan. Ve ben 46 bin lirayı aldım. 4000 lira da iyi para. Güzel para. Bir süre için hayallerimi askıya alacağım ama yeniden iş ararken veya bir şeyler için vesile olacak bu para. Bence de. Yine de şans senden yana olacak Altar. Eminim 4000 lira hiç olmazsa bir süre seni idare edecek ve moralini yerine getirecek. Evet. Altar Ercan'a kocaman alkışlarla teşekkür ediyoruz. Altar, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Gel istersen. Ben de çok memnun oldum. İstersen programı birlikte kapatalım. Evet, Altar bu akşam bizden 50 bin lira ilk başta kazandı. Ama o parayı alıp gidemedi tabii. O parayı koruması gerekiyordu. Biraz benim yanıltmalarım, biraz soruların sürpriz olmasıyla 4000 lirayla buradan ayrılacak. Olsun, güzel para ama hiç olmazsa keyifli dakikalar geçirdik. Evet, aynen öyle. Sıcak paradan sakın ayrılmayın. Dediğimiz gibi burada para kazanmak çok kolay, parayı korumak çok zor. Sıcak para. Bir sonraki sıcak parada görüşmek üzere. Hoşçakalın.